Daha iyi anlaşılabilmesi için bu konudaki bazı noktaları özet olarak tekrarlamayı yararlı görüyoruz. Vicdan, realite, idrak, bilgi, sevgi. Kısacası dünyada tezahür eden bütün kıymetler ancak beyin cevherinin imkanları dahilinde formlarını almış maddi görünüşlerden ibarettir. Bunların asıl kıymetleri öz varlıkta saklı olan kudretlerdedir fonksiyonları da dünya imkanları içinde ancak öz varlığa hizmet etmek yolunda işler. Dolayısıyla bunlar yalnız dünyada geçerli, yüzeysel zaman idrakiyle ölçülebilen dünya şekilleri, halleri ve görünüşleridir. Bunların besledikleri, gelişimlerine vasıta oldukları öz varlıktaki kıymetlerse öz varlığın tabi bulunduğu küre zamanının sonsuz diyebileceğimiz idrak imkanlarıyla değerlenen hakiki kıymetlerdir ki, bu kıymetler ruhun evrendeki tekamül ölçüsünü gösterir. Küresel veya idraki zaman tekniğiyle değerlenen bu ince kombinezonlar, dünyanın yüzeysel zaman idrakiyle tarif edilemez ve nitelendirilemezler. İşte vicdan mekanizmasına ait olarak geçen bütün bilgilerdeki idrak, bilgi, realite, unsur, sevgi gibi sözcüklerin hep bu kavramlar içinde kendi kıymetleriyle ele alınması gerekir. Mesela sevginin sözü edilen yüzü dünyaya ait olan kıymetlerini ifade eder. Bunun varlığa ait olan idraki zaman karşısındaki durumuna ve manasına dünya zamanıyla düşünen bir insan asla nüfuz edemez. Yine küresel veya idraki zaman tekniğine tabi olan, dünyadan sonra geçilecek süptil alemdeki sevgi kombinezonlarının da idraki, insanlar için mümkün değildir. Ancak bedenlerinden yükselerek tümüyle ayrılmış varlıklar, o aleme gittikleri zaman bunların hakiki manalarını anlayabileceklerdir. İleride verilecek yüzeysel ve küresel zaman bilgilerini gördükten sonra tekrar bu satırlara dönülürse, Yüzeysel zaman idrakine bağlı insan sevgisinin yanında, küresel zaman tekniğiyle yürüyen ve sevginin öz varlıktaki karşılığı olan vibrasyonların manasındaki kapsamın derecesini sezmek daha kolay olur. Ve tek yüzlü, basit insan idraki karşısındaki sevginin ilkel durumuyla sonsuz imajinatif yüzleri içeren insan üstü alemdeki sevgi izinimlerinin nihayetsiz kapsamı. Yani öz bilgiler içinde parlayan görkemli durumu hakkında daha geniş bir sezgi kıyası yapmak mümkün olur. Öz bilgileri zenginleştiren etkenlerden bilgi ve sevgiyi ele aldık. Fakat bunların yanında yine öz bilginin gelişiminde, artışında kudretle rol alan bir unsur daha vardır ki bu unsuru insanlar henüz takdir edememiş durumdadırlar. Bu da dünyada çeşitli tekamül kademelerindeki vazifeli varlıklar tarafından insanların varlıklarına gönderilen tesirlerdir. Bu tesirler insanların hem bireysel hem de genellikle bu bireyler vasıtasıyla kazanılan mahşeri bilgi değerlerini insanların asla tahmin edemeyecekleri tarz ve şekillerde arttırmaktadır. İşte bu tesirleri alan insanlara medyum diyoruz. İnsanlar için medyumluk, evren tesirlerini, evren vibrasyonlarını alabilmekte hassasiyet kazanmış olmak demektir. Dünyada medyumluk reaksiyonlarını medana getiren tesirlerin en önemlisi yüksek entüvitif tesirlerdir. Medyumların yapılarında entüvitif bakımdan gönderilen tesirleri kolayca ifadelendirebilmek imkan ve gücü fazladır. Fiziksel medyumlar içinde bu kural geçerlidir. Ancak fark şudur. Entüvitif medyumlarda gelen tesirler yüksek idrak kombinasyonları ile ilgili çok ince vibrasyonlardır. Fiziksel medyumlarda ise gelen tesirlerin kaba bir maddeye yöneltilmesi ve o kaba maddelerdeki reaksiyonların sonucu olarak çeşitli formasyonları, transformasyonları, deformasyonları veya daha basit hareketleri meydana getirmeleri söz konusudur. Demek ki genel bir görüşle, biri entüvitif, diğeri fiziksel olmak üzere iki medyumluk tezahürü vardır. Medyumluğun mekanizmasını açıklamaya başlamadan önce verilmesi gereken bazı hazırlayıcı bilgiler var ki onları bildirmekle işe başlayacağız. Bunun için ilk önce insan beyninin burada bilinmesi gerekli olan bazı durumlarından söz etmek gerekiyor. Beyin, organizmanın bir takım atomlarla bu atom topluluklarından kurulu yüksek fonksiyonlara sahip moleküllerden ve bunların hareketlerinden meydana gelmiş hakim bir organıdır. İnsan vücudunun her tarafında hücre vardır ve hepsinin de kendisine göre belirli hareket frekansları mevcuttur. Bir hücrenin hareketi ne kadar fazla olursa, o hücrenin kudreti, faaliyeti o kadar yüksek derecede bulunur. İnsan bedeninde en fazla harekete sahip olan hücreler beyin hücreleridir. Zaten bu hareketlerinin fazlalığı sayesindedir ki beyin hücreleri dünyaya ait izlenimleri alabilirler. Yine beyinde molekül hareketleri en fazla olan kısımlar ki bunlar şuur merkezini temsil ederler, en seyyel ve kudretli olan kısımlardır. Nitekim şuur merkezlerinin yüksek fonksiyonlarına karşılık yüksek frekansları vardır. Beyin hücrelerinin olağan hallerde kendilerine özgü belirli frekansları vardır. Bunlar çeşitli nedenlerle çoğalabilir ve çoğaldıkları zaman onların faaliyetleri ve kudretleri artar. İşte medyumlara tesir gönderen varlıklar kullanmak istedikleri merkezlerdeki hareketleri ya doğrudan doğruya ya da şuur kanalıyla arttırmak suretiyle onların faaliyetlerini istedikleri şekilde idare ederler. Göreceli sayılarla kıyasi bir örnek verelim. Şuur merkezinin moleküllerinin titreşimi olağan zamanlarda saniyede 40 bin olsun. Trans haline geçince, yani medyum bir varlığın tesiri altında kalınca, bu frekanslar saniyede 60 ile 70 bine kadar çıkar. İşte şuur merkezinde frekansın bu artışıyla orada faaliyet de artar, idrak genişler. İdrakin genişlemesi bu frekansın artışına bağlıdır frekansın artışı da o tesiri gönderen varlığın uygun gördüğü derecede olur. İşte hareketlerin arttırılmasıyla medyumun varlıktan alacağı tesirlerin manalarını ifade etme kabiliyeti ve idraki artar. Medyumlar ya konuşarak ya yazarak ya da başka bir tarzda bu manaları dış aleme insanların anlayabilecekleri vasıtalarla aktarırlar. Bunlara entüvitif medyum diyoruz. Bir de fiziksel medyumlar vardır. Burada gelen tesirler ya tesiri alacak maddenin vibrasyonlarından daha kabadır ya da onlara uygundur. Kabaysa bu tesirler medyumdan geçip o maddeye gidince onun daha önce açıklamış olduğumuz gibi yüksek kombinezonlarını besleyemeyeceklerinden onların silinmesine ve dolayısıyla maddenin dağılmasına neden olurlar ki bu dematerializasyon denilen olayı meydana getirir. Eğer gelen tesirler o maddelerin bünyesine uygun vibrasyonları içermekteyseler, o zaman medyumun o maddeler üzerindeki etkileme kabiliyeti artarak bir takım formasyonlara ve tezahürlere imkan hazırlanır. Böylece materyalizasyonlar, fantomlar, aporlar, eşyanın çeşitli hareket ve durumları gibi türlü adlarla anılan sayısız fiziksel tezahürler meydana getirilir. İnsanların fiziksel medyumluk grubunda gözlenmedikleri olaylar bu mekanizmaya tabidir ki, bunlar maddede değer farklanması mekanizmasıyla dualite prensibinin yürütülmesi sayesinde hareketlerin, yer değiştirmelerin ve nihayet molekül dağılıp toplanmalarının olması gibi hallerle meydana getirilir. Beyinde tam sayısı olmamakla birlikte aşağı yukarı 90 ile 100 merkez vardır ve bunların da vücutta belirli fonksiyonları olan 900 ile 1000 tane tali merkezi yani istasyonu mevcuttur. İşte öz varlıktan beyne gelen tesirler, beynin şuur merkezinden bu merkezlere, oradan da ihtiyaçlara göre tali merkezlere veya istasyonlara dağılırlar. Şimdi insanlarda bazı zamanlarda görülen uyku, rüya, obsesyon, medyumluk gibi hallerin mekanizmalarından sırasıyla söz edeceğiz. Ancak bu mekanizmaların esasını ve tekniğini açık olarak açıklayabilmek için bazı ön bilgileri tekrarlamak icap ediyor. Bu ön bilgiler varlıkla beyin arasındaki irtibat ve ilişkilere aittir. Daha önce de söz ettiğimiz gibi, insan varlığının insan beynine 8'de 7'si bağlanmıştır. Yani varlığın 7 kısmı beyne bağlıdır, bir kısmı serbesttir. Beyne bağlı olan kısım, şuur merkezi dediğimiz belirli beyin hücrelerinden oluşmuş bir lokali kaplar. Şuur merkezi, diğer merkezleri ve onlar da tali merkezleri idare ederler. Böylece varlığın bedene olan hakimiyeti Şuur merkezinden itibaren derece derece birbirine tesir eden merkezler ve istasyonlar vasıtasıyla sağlanır. Daha önce insan varlığının beyne bağlı olan kısmına şuur, serbest kalan kısmına da şuur ötesi demiştik. Şu halde varlığın bağlı bulunduğu şuur merkezi beynin hareketleri en fazla olan moleküllerden oluşmuş bir lokalidir. Bütün beden bu merkezden idare edilir. Şuur merkezi daima dışarısıyla yani varlıkla ilişki halindedir. Bu merkezin faaliyetinin azalması veya çoğalması kendisine gelecek tesirlerle hareketlerinin azaltılıp çoğaltılmasına bağlıdır. Varlığın beyne bağlı olmayan serbest kısmına gelince buna şuur ötesi demiştik. Şuur ötesine de iki kısım ayırmak gerekiyor. Yalnız şunu söyleyelim ki varlık, insanların anladığı manada parçalanmalara, bölünmelere tabi tutulamayan süptil bir enerjiler bütünüdür. Dolayısıyla onda maddelerde yapıldığı gibi kat kat veya iç içe ayrılmış kısımlar düşünülemez. Yani beyinde olduğu gibi lokaliteler belirlenemez. Ancak bizim burada açıklamak durumunda kaldığımız bazı fonksiyonların yerine getirilmesi bakımından varlıkta böyle ayrı faaliyet hallerini lokalite sembolüyle ifade etmek zarureti doğmaktadır. İşte burada yaptığımız kısımlara ayırma, verdiğimiz adlar bu fonksiyonları ifade eden hallere aittir. Yoksa aslında varlıkta ayrılmış, bölünmüş kısımlar, parçalar, lokaliteler yoktur. Yanılmalara düşmemek için bu durumu bir örnekle açıklamak istiyoruz. Gerçi bu örnek anlatmak istediğimiz varlığın durumuna oranla çok kabadır ve yine bizim dünyamıza ait bir realitedir ama az önce anlatmak istediğimiz şeyin daha kolaylıkla sezilebilmesine yardım edecektir. Boşlukta toplu olarak dağılmadan duran mesela belirli bir hidrojen hacmi düşünülsün. Bu kütle bir sürü hidrojen atomundan oluşmuştur. Şimdi bu atomları göreceklerini kabul ettiğimiz bazı işler bakımından ayrı ayrı karakterlerde birkaç gruba ayıralım. Böylece her grubun ayrı bir fonksiyonu olacaktır. Mesela bir kısım atomların fonksiyonu ışık vibrasyonlarını yakalamak olsun. Diğer bir kısım atomların fonksiyonu ısı vibrasyonlarına mahsus olsun. Başka bir kısım atomların fonksiyonu elektrik vibrasyonlarını saptamak olsun. Böylece fonksiyonları ayrılmış üç türlü atom karakteri bu hidrojen topluluğu içinde karma karışık bir halde bulunmakta ve gruplar halinde ayrı ayrı yerlerde toplanmamış olsunlar. Böylece kendilerine mahsus birer lokalitesi olmayan bu atomlar yine de fonksiyonları bakımından tümüyle birbirinden ayrılmış durumdadırlar. Fakat sözüne ettiğimiz varlık böyle hidrojen atomu topluluğu gibi maddi bir durum göstermez. Dolayısıyla bu örneği de oraya aynen tatbik etmek yine doğru olmamakla birlikte bundan aşağı yukarı bir sezgi elde etmek mümkün olur. Çünkü varlık için böyle belirli bir yerde belirli bir kütle düşünmenin dahi uygun olmayacağı şimdiye kadar varlık hakkında vermiş olduğumuz bilgilerden elbette anlaşılacaktır. Şu halde ayrı ayrı lokalizasyonlara tabi tutulamayacak varlıkta ayrı ayrı fonksiyonlara sahip idrak edemeyeceğimiz tesir karmaşaları mevcuttur. Böylece şuur ötesinin yani varlığın bedene bağlı olmayan serbest sahasının iki kısmı ayrıldığını, daha doğrusu birbirinden ayrı iki fonksiyon tarafı bulunduğunu söylemiştik. Bunlardan birincisi, şuur üstü dediğimiz kısımdır. Bu varlığın dışarıya açık olan tarafıdır. Varlığın ruhundan gelen tesirler, varlığa onun bu kısmından girer. Aynen yukarıdan ve civardaki varlıklardan gelen tesirler de yine bu kısma inerler. Şuur ötesi sahasının ikinci kısmı şuur altıdır. Bu yine fonksiyon bakımından varlığın dışarıya kapalı olan tarafıdır. Şuur altı sahasına dışarıdan hiçbir tesir gelmez. Kendisi de dışarıya hiçbir tesir göndermez. Fakat burası varlığın bütün evren boyunca biriktirmekte olan kazanımlarının deposudur. Dolayısıyla geçmiş hayatların bütün izlenimleri şuur altında mevcuttur. Öz bilgiler burada muhafaza edilmiştir. İşte daha önce söylediğimiz gibi buraya ancak öz varlığa mal olmuş, öz bilgi haline gelmiş kazançlar girebilir. Şuur üstü ve şuur altının şuurla irtibatı mevcuttur. Bunlar birbirleriyle alışverişlerde bulunabilirler. Fakat şuurla şuur altı ve şuur üstünün tek kelimeyle şuur ötesinin irtibatı doğrudan doğruya olmaz. Arada köprü vazifesini gören aracı bir fonksiyon daha vardır ki buna da şuur dışı diyoruz. Demek ki şuur dışı şuurla şuur ötesi arasındaki gelişgidişlere vasıta olan varlığın üçüncü bir fonksiyon sahasıdır. Fakat şuur dışının diğer bir fonksiyonu daha vardır ki o da şudur. Dış alemden, dünyadan, günlük hayattan şuura gelip de henüz öz bilgi haline girmemiş bulunan bilgilere ait izlenimler bu sahada yani şuur dışında toplanır ve ölünceye kadar orada kalırlar. Demek ki şuur dışı sahası herhalde buradaki sağ ifadesiyle ne demek istediğimiz sezilmektedir. Aynı zamanda şuurun bir bilgi deposudur. Şuur icap ettiği zaman şuur altına inmeden gereken malzemeleri bu şuur dışından alıp kullanabilir. Bunlar varlığın son dünya hayatına yani insanın yaşamakta olduğu hayatına ait bilgilerinin sonuçlarıdır. Bu bilgiler, daha önce de söylediğimiz gibi, kıyasi bir muhasebeden geçtikten sonra şuur dışına itilirler ki, bu muhasebeyi yapan da vicdandır. Şuur dışı bilgileri, yine daha önce söylediğimiz gibi, ancak ölümden sonra, varlık tarafından şuur altının bilgileriyle büyük kıyasi muhasebesi yapılarak öz bilgi haline geçerler ve şuur altına yerleşirler. Günlük hayattaki şuur sahasında cereyan eden olaylar uyku esnasında bu şuur dışı sahasına geçerler. Zaten şuur dışı ile şuur sahaları birbirine çok yakın ve sık sık ilişki halindedirler.